Merhaba, bu videoda sizlere bir mikrodalga fırının içerisinde bulunan levha şeklindeki mika plakanın nasıl değiştirileceğini göstereceğim. İşleme başlamadan videomu beğenerek ve kanalıma abone olarak bana destek olabilirsiniz. Bu konuda değerli desteklerinizi bekliyorum. Mikrodalga fırınlarının içerisinde genellikle sağ yan duvarın üzerinde bulunan levha şeklinde bir mika plaka yer almaktadır. Bu plakanın görevi mikrodalga elektroniklerini yiyeceklerden ve nemden korumaktır. Belli bir kullanımdan sonra bu plaka kimi zaman zarar görebilmekte, yanabilmekte, kararabilmekte ya da herhangi bir şekilde ilk günkü özelliğini yitirebilmekte. Dolayısıyla buna benzer olumsuz durumlar yaşandığı zamanlarda bu plakanın aslına uygun bir şekilde yenisinin alınarak değiştirilmesi gerekmektedir. Bu fırın kullanılırken içerisinden bir ateş çıkmış, peşinden bir duman çıkmış. Buna benzer şikayetler yaşarsanız, örneğin fırınınızı kullanırken içerisinde bir ışık çakması, bir yanma olayı, bir ateş çakması gibi durumla karşılaşırsanız bahsettiğim levha şeklindeki mika plakayı muhakkak kontrol edin. Şimdi birlikte bu fırının mika plakasını kontrol edelim. Normal bir şekilde fırını açıyorsunuz. Fırının iç bölgesine baktığımızda gördüğünüz gibi sağ yan duvar üzerinde şu şekilde bir levha var. Gördüğünüz gibi levha yanmış, özelliğini yitirmiş. Kesinlikle değiştirilmesi gereken bir manzarada. Bu levhanın birebir aynısını alarak değiştirmeniz gerekmekte. Bunun için kullandığınız mikrodalga fırının tam model ismini bilmeniz gerekiyor. Çünkü internet satış sitelerinde ürünün açıklama kısmında bu levhanın hangi model, hangi marka makinelere uyumlu olduğu yazmakta. Model ismi de genellikle otomobillerin ön yan direklerinin kenarında yazan yazılar gibi, mikrodalga fırının da yine kapı kenarında teknik özelliklerinin yazılı olduğu bir etiket bulunur. Örneğin bakın, şu kısımda bir etiket var. Bu etiketin üzerinde cihazla ilgili teknik detaylar yazmakta. Bu cihazın markası Bosch, modeli ise HMT-72G420 olarak burada yazmakta. Dolayısıyla siz de hangi markanın mikrodalga fırınını kullanıyorsanız bu şekilde buraya bakarak tam model ismini not etmeniz gerekiyor. Daha sonra bu model ismiyle internette ünlü satış sitelerinde biraz araştırma yaparak kolayca bulabileceğinizi düşünüyorum. Ben bu levhanın yenisini alırken bu numarayı buradan edindim ve şu an ekranda gördüğünüz gibi satışta olan bir ürünün açıklama kısmındaki uyumlu model numaraları listesinde bu numarayı gördüm ve o ürünü satın alarak temin ettim. Kısa sürede elime ulaştı. Bunun için öncelikle pişirme tepsisini dışarı çıkarıyorum. Evet, bakın çok hafif dokununca oynamakta. Bunu çok kolay bir şekilde çıkarabilirsiniz. Zaten bu tahrip olduğu için, yandığı için, yani bunu kaba kuvvet uygulayarak da çıkarabilirsiniz. Bunun biçimi bozulabilir. Bunda sorun yok. Ben şu şekilde çıkarmayı tercih ediyorum. Şöyle çok ince uçlu bir tornavidayı bakın üstten şu şekilde sokarak kolay bir şekilde çıkarabilirsiniz. Bu şekilde çıkardıktan sonra şurada yer alan cihazın tam model ismiyle birlikte bu mika plakanın aynısından almanız gerekiyor. Olur da aynısından bulamazsanız şöyle de yapabilirsiniz. Şu şekilde dıştan dışa maksimum mesafeleri, maksimum uzunlukları da ölçerek, örneğin bu 12 santimetre dıştan dışa, şöylemesine ise yaklaşık olarak 10 santimetre, yani minimum 12'ye 10 santimetre ebatında buna benzer bir dörtgen şeklinde mika plakayı alıp, yani bundan daha genişçe bir plakayı alıp bunu onun üzerine koyup kalemle şu kenarlardan çizerek bir kalıbını çıkarıp büyükçe bir makas yardımıyla ya da maket bıçağı yardımıyla bunun kalıbını birebir çıkararak bunu siz de oluşturabilirsiniz, elde edebilirsiniz. Ama benim tavsiyem cihazınıza birebir olarak kesilmiş ve bu şekilde satılan bir plakayı satın almanızdır. Bu daha önemli ve bence daha uygun. Bakın, bu plakaların 5 tanesini Ocak 2024 tarihi itibariyle 130 liraya aldım. Dolayısıyla oldukça ekonomik bir çözüm oldu. Ve birebir modele göre aldığım için bakın tıpkısının aynısı ölçüde geldi. Dolayısıyla bunu eski plakanın çıktığı yere yerleştireceğim. Bunun için cihazın iç kısmını komple ıslak mendille temizlemenizi tavsiye ediyorum. Örneğin bakın, bu cihazda iç kısım komple yanan plakadan düşen yanık artıklarıyla dolmuştu.
olmuş. Şimdi bu bölgenin temizliğini gerçekleştireceğim. Bakın yanık malzeme artıkları bu şekilde sağa sola bulaşmış. Önemli olan şu kısım. Kabasını aldıktan sonra tekrar son kez temizliyorum, siliyorum. Evet, temizlik işlemini gerçekleştirdim gördüğünüz gibi. Şimdi yeni plakayı şuradaki deliklere yerleştirerek yerine takacağım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bakın hiçbir zorlama yapmadım. Evet, burada bakın size bir püf noktasından bahsetmek istiyorum. Şu plakayı takarken şu şekilde hafif kamburlaştırarak takarsanız şu çıkıntılar şuradaki ve tam karşılığındaki oyuklara daha kolay girecektir. Şimdi bu şekilde takacağım. Bakın hafif kamburlaştırdım. Biraz daha kamburlaştırdım ve yerine yerleştirdim arkadaşlar gördüğünüz gibi. Gördüğünüz gibi işlemi tamamladım. Zarar gören mika plakayı çok kolay bir şekilde değiştirdim. Yetkili servisi eve gelip değiştirmeye yaklaşık olarak 650 lira gibi bir ücret talep etti. Yetkili servisin takacağı mika plaka ne kadar kalitelidir, bundan ne kadar daha iyidir bilemiyorum ama herhalde bundan oldukça farklı değildir diye tahmin ediyorum. Bu şekilde 5 tanesini 130 liraya temin ederek ekonomik bir şekilde mika plakayı, mika levhayı değiştirdim. Şimdi bir test işlemi gerçekleştireceğim. Fırının içerisine bir bardak su koyarak fırını çalıştıracağım. Şimdi fırının aksesuarlarını yerine yerleştiriyorum. Videonun başında çıkarmış olduğum. Evet, çevirme tepsisini yerine yerleştirdim. Bir bardak suyumu hazırladım. Evet, suyun sıcaklığını merak ediyorum. Su sıcaklığı tam olarak 11 derece. Suyu yerleştirdim. Mikrodalga gücünü 800'e getiriyorum. Ve 1 dakika olarak ısıtacağım. Bir dakika dolmadı ama merak ediyorum ısınma başlamış mı? Cihazı durdurdum ve kapağı açıyorum. Bakın şöyle göstereyim. 62 derece. Dolayısıyla fırın ısıtma işlemini tam olarak yerine getirebilmekte. Şimdi size tekrar fırının iç kısmını göstereceğim. Su oldukça sıcak. Evet bakın burada herhangi bir sorun görünmemekte. Dolayısıyla bu şekilde sizler de mikrodalga fırınınızın yan duvarında bulunan mikrodalga elektroniklerini yiyeceklerden ve nemden koruyan levha şeklindeki mika plakanızı değiştirerek fırınınızı ilk günkü haline getirebilirsiniz. Videomu beğenerek ve kanalıma abone olarak bana destek olabilirsiniz. Bu konuda değerli desteklerinizi bekliyorum. Bir başka tamir videosunda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.